Irak'ın aydınlık yüzü Türkmeneli televizyonundan herkese merhaba, ben Büşra Yıldız. Yeni nesil teknolojileri keşfedeceğimiz Tekno Masa'nın yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bugün merak edebileceğiniz birçok yeni nesil teknolojiyi Türkmeneli televizyon ekranları karşısındaki siz değerli izleyicilerimizle buluşturacağız diyelim ve ilk konumuza geçelim. Google Fotoğraflar uygulamasının anılar özelliğine yeni bir güncelleme getiriyor. Anılar özelliğini daha da geliştiren bu güncelleme, görmek istemediğiniz kişinin içinde bulunduğu fotoğraflar üzerinde daha çok kontrol sahibi olmanızı ve istediğiniz kişiyi anılardan silmenizi sağlıyor. Google Fotoğraflar uygulaması istediğiniz kişiyi anılardan silmenizi sağlayan bir özelliğe kavuşuyor. Teknoloji devi Google tarafından desteklenen, farklı platformlarda eşlenebilen ve hafif olmasıyla öne çıkan fotoğraflar uygulaması çok sayıda kişi tarafından tercih ediliyor. Fotoğrafların saklanması, düzenlenmesi ve çekildiği andan itibaren yedeklenmesini de sağlayan uygulama, şirketin getirdiği yeniliklerden de faydalanıyor. Bunu en iyi gösteren örneklerse şüphesiz yapay zeka destekli özellikler. Bunların yanında bir de binlerce fotoğrafın arasında kaybolabilecek önemli fotoğrafları hatırlatan anılar özelliği de bulunuyor. Anılar özelliği fotoğrafları otomatik olarak derliyor. Bu yüzden de aynı tarihte veya aynı yerde çekildiği sürece her insanı anılar bölümünde görmek mümkün. Anılar özelliğine gelen yeni güncelleme ile birlikte sekme içinde dilediğiniz yüzü fotoğraf üzerinde gizleme seçeneğine erişim sağlanabilecek. Bu güncelleme, görmek istenmeyen kişinin içinde bulunduğu fotoğraflar üzerinde daha çok kontrol sahibi olmayı sağlıyor. Engellemek istenilen kişinin yüz profiline gelindiğinde sağ üstteki 3 noktaya basmak ve kabaca yüzü anılarda gösterme diye çevrilebilen seçeneğe dokunmak yeterli. İlk bakışta oldukça kullanışlı görünen bu özelliğin yakın zamanda çıkması bekleniyor. Ukrayna, yapay zeka ile oluşturulan yeni dışişleri sözcüsü Victoria Shea'yı duyurdu. Yapay zeka ile ortaya çıkan Victoria, ülkenin Dışişleri Bakanlığı adına tamamen insan eliyle yazılmış olan duyurularla dünyaya seslenecek. Ukrayna, yapay zeka ile oluşturulan yeni dışişleri sözcüsü Victoria Shea'yı duyurdu. Yapay zeka başta şirketler tarafından her alana yerleştirilmeye başladı. Bu bağlamda şirketlerden asistanlar, araçlar ve farklı hizmetler ortaya çıkıyor. Fakat durum şirketlerle sınırlı değil. Kendini yapay zeka yarışında gören ülkelerde bu alanda çalışmalar yürütüyor. Bunların en sonuncusu ve en dikkat çekeni de Ukrayna'nın duyurduğu yeni dışişleri sözcüsü Victoria Shea oldu. Yapay zeka ile ortaya çıkan Victoria, ülkenin Dışişleri Bakanlığı adına duyurular yapacak. Victoria konuşurken başını ve ellerini oldukça doğal bir şekilde hareket ettirmesiyle dikkat çekiyor. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Victoria'nın okuduğu bildirgelerin yapay zeka tarafından oluşturulmadığını, tamamının insan eliyle yazılıp insanlar tarafından kontrolden geçtiğini belirtiyor. Teknik olarak piyasada bulunan kablosuz kulaklıkların neredeyse tamamı tamir edilemeyen cihazlar olarak göze çarpıyor ve belli bir süre sonra bu cihazların yerine yenilerini almak gerekiyor. Fairphone ise yeni geliştirdiği Fairbuds'la bu durumu değiştirmeye hazırlanıyor. İşte şarjı bitince pili değiştirilebilen kablosuz kulaklık Fairphone Fairbuds. Teknik olarak şu anda piyasada bulunan kablosuz kulaklıkların neredeyse tamamı tamir edilemeyen cihazlar olarak göze çarpıyor. Belli bir süre sonra ise bu cihazların yerlerine yenilerini almak gerekiyor. Fairphone ise bu durumu değiştirmek için kollarını sıvadı, Fairbuds'ı geliştirdi. Fairbuds sadece tamir edilebilir değil, aynı zamanda tasarım olarak da uzun ömürlü olacak. Toplamda 7 farklı değiştirilebilir parçaya sahip olan Fairbuds'ın parçaları arasında batarya, silikon halkalar, kulak içi süngerleri, şarj kutusu dışı, şarj kutusu çekirdeği ve kulaklıkların kendileri de yer alıyor. Böylece standart bir kablosuz kulaklık gibi bir yıl kullanım sonunda kulaklığın çöp olmasına gerek kalmıyor. Kulaklıkların her birinde titanyum kaplı 11 mm sürücüler ve 3 mikrofon bulunuyor. İki cihaza aynı anda bağlanmayı sağlayan Bluetooth 5.3 ve aktif gürültü önlemede kulaklığın özellikleri arasında yer alıyor. Ayrıca kulaklığın mobil uygulaması üzerinden 8 farklı ayardan birini seçip kullanmak da mümkün. Siyah ve beyaz renk seçenekleriyle gelen Fairbuds'ın fiyatı ise 149 euro. İsveç merkezli otomobil firması Polestar, bir süredir yeni otomobili Polestar 5 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Yakın bir gelecekte piyasaya sürülecek Polestar 5'da sadece 10 dakikada %80 şarj olmasını sağlayacak bir batarya teknolojisi bulunacak. İsveç merkezli otomobil firması Polestar, bir süredir yeni otomobili üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Tam elektrikli bir fastback olarak karşımıza çıkacak olan otomobil bundan birkaç ay önce duyurulmuştu. Şirket şimdi ise Polestar 5 ile ilgili önemli bir işe imza attı. Polestar yeni otomobilinde kullandığı batarya teknolojisini ilk kez gösterdi. Bu batarya teknolojisi aracın sadece 10 dakikada %10'dan %80'e kadar şarj edilmesini sağlayacak. Polestar 5 alıştığımız batarya teknolojilerinden daha farklı bir sistem kullanıyor. Bu sistemde silikon ağırlıklı piller bulunuyor. Grafit yerine kullanılan silikon anotlar, grafitin depolayabileceği lityum iyonu kapasitesini 10 katına kadar çıkarabiliyor. Üstelik bunu yaparken kaplanan alanda ciddi bir küçülme yaşanıyor. Polestar 5 bu özelliği sayesinde dünyada bir ilke imza atmış olacak. Çinli batarya devi CATL, Shenxing Plus ismini verdiği yeni elektrikli otomobil bataryasını tanıttı. Batarya toplamda 1000 kilometreyi aşan menzil sunabilirken sadece 10 dakikada otomobile 600 kilometre menzil ekleyebiliyor. Çinli batarya devi CATL, Shenxing Plus ismini verdiği yeni elektrikli otomobil bataryasını tanıttı. Daha sürdürülebilir bir gelecek oluşturmak amacıyla markaların sayısını artırdığı elektrikli otomobiller her geçen gün daha da yaygınlaşıyor. Elektrikli araç satın alırken müşterinin aklına gelen en önemli soruysa menzili ve ne kadar hızlı şarj olduğu. Gelişen teknolojiyle bu tarz sorunları minimuma indirmeyi başaran bataryaların çıktığı görülüyor. Çin merkezli batarya teknolojileri şirketi CATL tarafından tanıtılan yeni LFP batarya Shenxing Plus da bunlardan biri. Bu yeni batarya 4G ultra hızlı şarj teknolojisine sahip olmasıyla dünyada bir ilke imza atıyor ve toplamda 1000 kilometreyi aşan menzil sunabiliyor. Bu batarya sadece 10 dakikalık şarj ile aracın menziline 600 kilometre ekleyebiliyor. Ayrıca sıcaklık düştüğünde de yüksek performans sunabiliyor. Eksi 20 derece sıcaklıkta bile süper hızlı şarj özelliği yüksek performansla çalışmaya devam ediyor. Böylece elektrikli araç sahiplerinin kışın çok şikayetçi olduğu şarj etme hızındaki düşüşün en aza indirilmesi amaçlanıyor. Üretken yapay zeka yarışına katılan şirketlerden biri de Opera'ydı. Tarayıcısıyla tanıdığımız şirket, geçtiğimiz yıl Aria ismini verdiği sohbet botu başta olmak üzere birçok yapay zeka özelliği getirmişti. Şimdi ise Aria yeni bir yapay zeka özelliği daha kazandı. Aria artık görsel üretip konuşabiliyor. Opera tarayıcısının yapay zekası Aria yeni bir özelliğe kavuşuyor. Şirket, yapay zeka özellik sürümü olarak adlandırdığı güncelleme ile birlikte tarayıcının yapay zekasını kullanan kişilere iki yeni avantajını sunmaya hazırlanıyor. Gelen yeni özelliklerden birisi kullanıcıların görüntü oluşturmasını sağlayacak. Diğer özellik sayesinde ise metinleri sesli bir şekilde dinleyebilme fırsatı elde edilebilecek. Bu özelliklere tarayıcının kenar çubuğunda yer alan Aria ile sohbet başlatarak erişilebiliyor. Görüntü ve ses odaklı olan özellikler kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor. Yeni gelecek olan güncelleme ile birlikte kullanıcılar sesli bir şekilde yapay zekaya komut verecek ve bu şekilde istedikleri gibi görüntüler oluşturabilecekler. Bu iki yeni yapay zeka özelliği Opera Aria'nın sıradaki güncellemesiyle aktif olacak. Üretken yapay zeka modelleri artık sadece fotoğraf değil, gerçeğinden ayırt edilemeyen videolarda oluşturabiliyor. Çin, OpenAI'ın Sora modeline ciddi rakip olabilecek metinden video oluşturabilen yapay zeka aracı Vidu'yu tanıttı. Üretken yapay zeka modelleri artık sadece fotoğraf değil, gerçeğinden ayırt edilemeyen videolarda oluşturabiliyor. Bunun en iyi örneği ise OpenAI tarafından geçtiğimiz aylarda tanıtılan Sora. Henüz geniş çapta kullanıma sunulmayan bu model, metinlerden çok kısa sürede ultra gerçekçi videolar oluşturabiliyordu. Şimdi ise OpenAI'ın Sora'sına ciddi rakip olabilecek bir model tanıtıldı. Vidu ismini alan bu yapay zeka aracı Çin'den geldi. Çin'in ilk metinden görsel oluşturma modeli Vidu, tek bir tıkla 16 saniyelik 1080p çözünürlükte videolar oluşturabiliyor. Vidu hem daha uzun sürelerde videolar oluşturabiliyor hem de yüksek seviyede tutarlılık sunuyor. Ayrıca Sora seviyesine çok yakın olduğu da iddia ediliyor. Modelin temel mimarisinin Eylül 2022'den beri geliştirildiği ifade ediliyor. Bu da Sora'dan daha uzun süredir üzerinde çalışıldığı anlamına geliyor. Ayrıca rakibinin aksine Çin kültürüne özgü panda ve ejderha gibi unsurları anlayabildiği de gelen bilgiler arasında. Modelin ne zaman kullanıcılara sunulacağı konusuysa bilinmiyor. Kolombiya Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi Emo isminde insan mimiklerini algılayarak anında taklit edebilen bir robot yüz geliştirdi. Robot yüz, bir insanın gülümsemesini 839 milisaniye önceden tahmin edebiliyor ve anında taklit edebiliyor. Ekip geliştirdikleri robot ile insan ve robotların daha doğal etkileşim kurabilmesini amaçlıyor. İşte haberimiz. İnsanların yüz ifadesini önceden tahmin eden ve eş zamanlı taklit eden bir robot yüz geliştirildi. Kolombiya Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi tarafından geliştirilen robot yüz, insan gülümsemesini 839 milisaniye önceden tahmin edebiliyor. İnsan mimiklerini algılayarak anında taklit edebilen Emo ismindeki robot yüzün geliştirilme amacı ise insan ve robotların daha doğal etkileşim kurabilmesini sağlamak. Büyük dil modelleri sayesinde robotik sözlü iletişim hızlı bir gelişme içerisinde olsa da sözsüz iletişim aynı hızla gelişmiyor. Daha önce geliştirilen robot yüzler, organik olmak yerine önceden programlanmış ifadeleri sergilemekten öteye gidemiyordu. Ekip, Emo ile bunun daha ötesine giderek dinamik ifadelerin oluşturulmasına odaklandı. Araştırmacılar yüz animatroniği için karmaşık donanım ve yazılım tasarımlarına ihtiyaç duyulduğunun altını çiziyor. 26 aktivatöre sahip olan robot, doğrudan bağlanılan mıknatıslar aracılığıyla asimetrik ifadeler sunarak hassasiyeti artırıyor. Ayrıca robotun her bir gözüne yerleştirilen yüksek çözünürlülüklü kameralar ile karşıdaki kişinin yüz ifadeleri algılanıyor. Araştırmacılar Emo'nun hem kendisinin hem de konuşan kişinin yüz ifadelerini tahmin etmek için ikili bir sinir ağı çerçevesi kullanıyor. Bu da gerçek zamanlı ifadeyi mümkün kılıyor. 23 yüz ifadesi motoru ve boyun hareketi için 3 motorla donatılan Emo, bu sayede 5 kat daha hızlı motor komutu üretebiliyor. Türkiye'nin ikinci uzay yolculuğunun ne zaman gerçekleştirileceği resmen açıklandı. Türkiye Uzay Ajansı, Tuva Cihangir Atasever'in uzaya gönderileceği tarihi duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Atasever, 8 Haziran 2024 tarihinde uzaya gönderilecek. Türkiye'nin uzay macerası Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na yaptığı ziyaretle resmen başlamış oldu. Ancak bu macera Gezeravcı'nın yolculuğu ile sona ermeyecek. Tuva Cihangir Atasever, Türkiye'nin ikinci astronotu olarak uzaya gitmeye hazırlanıyor. Bu bağlamda Türkiye Uzay Ajansı bünyesinde gerçekleştirilen bir etkinlik kapsamında Tuva Cihangir Atasever'in ne zaman uzaya gideceği açıklandı. Yapılan açıklamaya göre Atasever, 8 Haziran 2024 tarihinde uzaya gönderilecek. Atasever'in uzay yolculuğu, Alper Gezeravcı'nın yaptığı yolculuktan farklı olacak. Zira bu kez Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidilmeyecek. Bunun yerine Virgin Galactic bünyesinde çalışan VSS Unity uçağı ile 1,5 saat sürecek yörünge altı uçuş yapılacak. Tuva Cihangir Atasever'i uzaya götürecek olan VSS Unity, bu görevden sonra emekliye ayrılacak. Kedilerin minik kafalarının içinden neler geçtiğini, hangi duyguları hissettiğini hepimiz düşünmüşüzdür. Bizler insan gözüyle her şeyi anlayamasak da yapay zeka bunu yapabilir. Şimdi nasıl olduğunu anlamak için haberimize gidelim. Yuvalarınızı paylaştığınız kedileriniz hakkında artık her şeyi bildiğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. O derin bakışların ve yüz ifadelerinin ardında birçok duyguyu saklıyorlar. Bu saklamaysa yapay zeka işin içine girince kayboluyor. Yapılan bir araştırma, kedilerin acısının, ağrısının yüz ifadelerinden tespit edilebildiğini ortaya çıkardı. Bunun yanı sıra 276 farklı yüz ifadesi yapabildiklerini de buldu. Araştırmacılar, veteriner kliniğinde tedavi gören kedileri kullanarak yüz ifadelerini yapay zeka ile değerlendirip acı duyup duymadıklarını test etmek için masaya oturdular ve 2 makine öğrenimi algoritması oluşturdular. Bir algoritma, kulakları, gözleri ve ağzı içeren 48 noktayı kullanarak yüz kası kasılma miktarına baktı. Diğer algoritma ise tüm yüzün kas kasılmalarını derin bir analize aldı. Bu testler her ne kadar bilimsel olarak doğrulanmış olsalar da genellikle hekimlerin öznel değerlendirmesine dayanıyor ve epey fazla zaman alıyor. Bu yüzden yapay zeka tabanlı bir teknolojinin kullanılması insan gözünden çok daha fazlasına erişerek harika işler çıkarabilecek. Bu teknoloji kedi sahipleri ve veterinerler için umut vaat ediyor. Efendim, Tekno Masa programının bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Yeni nesil teknolojiyi Türkmeneli televizyon ekranlarında Tekno Masa'yla keşfetmeye devam edeceğiz. Bir sonraki programa kadar hoşça kalın, bizde kalın.